Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemi konuşmaya devam etmek için bugün de sizlerle beraberiz. Sıcak bir gelişme olduğu için hemen detaylarını almak üzere bir telefon bağlantısıyla başlayacağız programımıza. Ne yazık ki yine bir ambargo. Bu kez Girne'de gerçekleşecek olan tekvando, Avrasya Tekvando Şampiyonası'na katılmak üzere Larnaka'dan havalimanına inip güneyden kuzeye geçmeye çalışan Moldovalı tekvandocular Rum polisi tarafından rehin alınmış durumda diyebiliriz. Pasaportlarına el konulmuş durumda. Kuzeye geçecekleri öğrenildiği için gruptan 17 kişilik kafileden 13'ünün şu an itibariyle durumu tam anlamıyla rehin diyebiliriz. Pasaportlarının da el konuldu. Muhtemelen deport edilecekler. Son durumu ve olaya ilişkin gelişmeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tekvando Federasyonu Başkanı Sayın Eyüp Zafer Gökbilen'den alacağız. Efendim iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim, bir kez daha yine bilindik bir tavır. Nedir son durum? Neler yaşandı? Bize kısaca özetleyebilir misiniz efendim? Avrasya Şampiyonası şu anda devam ediyor. Bu şampiyonaya yıllardır gelen Moldova takımı maalesef bu sefer Rum polisine takıldı. 17 kişilik kafileden 4 tanesini fark etmediler. Geçti, bu tarafa geldiler. Ancak başkanlığını Marika Safluyanu'nun yaptığı takımdan 13 kişiyi derdest ettiler. Pasaportlarına el koydular. İlk gece onları, gece yarısı geldi uçakları, sabaha kadar havaalanında tuttular. Daha sonra biz ambargo uyguluyoruz diyerek onların kuzeye geçmesini engellediler. Ne yazık ki bunların pasaportlarına el koydular. Ertesi gün göndermek istediler. Sporcuların da yeni bilet alacak paraları olmadığı için onlara birer geçici giriş belgesiyle güneyde Lefkoşa'da serbest bıraktılar. Ancak kuzeye geçerseniz tutuklayacağız dediler. Onlar da Moldovalı bir ailenin yanına yerleştiler şu anda. Evet. Bu bütün müsabakaya katılan 11 ülkede bu işten ciddi şekilde rahatsız oldular ve bunları protesto ettiler. Yaklaşık düşünüyoruz yani bunlarla mı biz barış yapacağız, bunlarla mı anlaşacağız bilemiyorum. Evet, ne çok yazık ki buna benzer pek çok engelleme girişimi ya da engelleme yaşandı. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde buna gibi müsabakalarla ilgili olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Bir yanda müzakereler devam ederken diğer yandan da adaya kadar gelmiş olan sporculara kuzeye bir spor ambargosu uyguluyoruz. Geçemezsiniz mesajı. Bir de merak ettik. Dördü geçti. Diğerleri nasıl geride kaldı efendim? İşte Rum polisi fark edince geçenleri engelleyemedi. Onlar çıktı dışarıya ama diğerlerini durdurttu orada. Biz evet. Konuyu KKDC Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Birleşmiş Milletler'e ilettik. Onlar da girişim yaptılar. Ancak bir sonuç alamadık. Bu bir insanlık ayıbıdır. Sporculara, gençlere yapılan bir ambargodur. Biz bunları şiddetle kınıyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Umarız başarıyla tamamlanır her zaman olduğu i̇nşallah, gibi. İnşallah. Yine bu müsabakada ve bu bulut da dağılır bir an önce organizasyon üzerinden size başarılar dileyelim. Geçmiş ediyorum. Olsun. Teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için. Sağ olasın. Estağfurullah. Tabii ki ilgileneceğiz. Çok önemli bir konu. Bir yandan müzakereleri konuşurken aslında bir yandan da gerçekleri de göstermek durumundayız ya da yansıtmak durumundayız. Bunların üzerinden geçemeyiz. Buna benzer onlarca olay yaşandı ve bu defa da Moldovalı misafirlerimiz ne yazık ki böyle bir hakarete uğramış oldular. Onların bu işte bir suçu günahı yok. Onlar spor amacıyla, herkesin hakkı olan spor yapma amacıyla adaya gelmiş bulunuyorlar. Yasal yollardan adaya girdikleri de ortada. Güney'e göre tırnak içerisinde ama ne yazık ki böyle bir insanlık dışı uygulama her zaman olduğu gibi yine bir kez daha yaşanmış oldu. Bunu da önemli bir nokta olarak bir yerlere not etmekte fayda var diyelim, ilgilenenlere duyurulur efendim. Evet, bugün müzakereleri aslında masaya atıracağız. Tam da bu konuya ilişkin olarak böyle bir gelişme olunca yayınımıza böyle başlamış bulunduk. Çok değerli bir konumuz var. Hemen bekletmeden takdim edelim efendim. Eski müzakereci ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Osman Ertuğ ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Bizdeyiz. Ne yazık ki yine bir talihsiz böyle bir evet. gelişme oldu. Biz bir yandan müzakereleri konuşurken bir yandan da hiç çözüm olmayacakmış gibi hareket eden ne yazık ki Rum komşularımızla yaşamış olduğumuz bu
bu gibi hadiseleri de ne yazık ki aktarmak durumunda kalıyoruz. Efendim bu konuyla ilgili herhalde bir mesajınız var. Hiç şüphesiz. Çünkü bu müzakerelerden tamamen kopuk bir konu değil. Çünkü müzakerelerde gündem maddelerinden bir tanesi de güven yaratıcı önlemlerdir biliyorsunuz. Özellikle ben kendi müzakerecilik döneminde de aslında bu konu üzerinde uzun süre durduk. Evet. Kapıların açılması olsun, iki taraf arasındaki ilişkiler, suç ve suça ilişkin konular, bu gibi hususlar biliyorsunuz güven yaratıcı önlemler. Ama baştan beri benim söylediğim bir mesele şudur. Güven yaratıcı önlemlerden bahsederken güven yaratmadan önce güveni zedeleyici olaylardan kaçınmak lazım. Yani güven krizini daha da derinleştirici tutum ve faaliyetlerden kaçınması lazım tarafların. Geçmişte bu konuda maddeler vardı gündeminde görüşmelerin zemininde. Ama karşı taraf buna her zaman böyle uymamış ve çeşitli şekillerde uygulamakta olduğu bu izolasyon ve ambargoları daha da ileriye taşıma gibi bir tutum içerisine girmiştir. Tekvandocularımızın morali üzerinde ümit ederim bu menfi etki yaratmaz ama tabii ki hiç hoş bir olay değil. Spor yapmak, böyle bir alanda spor yapmak kime ne zarar verebilir? Yani bunu sormak lazım. Zamanlaması çok önemli. Çünkü görüşmeler biliyorsunuz mutabakat olduğu söyleniyor. Daha ileri bir aşamaya, yani yeni bir formattan bahsediliyor. Böyle bir aşamada ve artık belirleyici neredeyse bir sona doğru gidildiği bir dönemde bu tür hadiselerin yer alması gerçekten üzücü ve düşündürücüdür. Bu menfi koşullar içerisinde bile genelde çok başarılı olan Sayın Eyüp Zafer Gökbilen'in başkanlığında bizim Tekvando Federasyonumuza ben başarılar diliyorum buradan. Geçmiş olsun diyorum kendilerine. Bu çünkü hepimizi, toplum olarak hepimizi ilgilendiren bir konu. Evet. Bana göre evet dışişlerimiz bir girişim yapıyor. İyi, çok iyi ama Sayın Akıncı da Sayın Anastasiadis'i arayıp bence kendisine bu konuda yani bundan vazgeçilmesi gerektiğini, bunun yapılmaması gerektiğini, bunun bir utanç vesilesi olduğu karşı taraf için bunu iletmesi lazım diye düşünüyorum ama eminim Cumhurbaşkanlığımız da bu konuda girişim yapmak noktasında olacaktır. Evet, belki de şu anda öyle belki bir girişim var. Belki de şu anda öyle bir girişim yapılıyordur. Bu arada ben küçük bir bilgi, bir haber olarak aslında gireyim. Yaklaşık birkaç hafta önce yaşanan bir hadise daha vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tavla Federasyonu'nun Avrupa'daki otoriteye üyeliği söz konusu olmuştu. Bunu duyan komşularımız böyle bir federasyonları olmadığı halde böyle bir federasyonu alel acele derleyip hemen Kıbrıs'ı Türklerin bu girişimini engellemeye kalkışmışlardı. Evet. Çok gündem olmadı ama bunu da belirtmekte fayda var. Zihniyet, ne yazık ki algı, hani sadece küçük bir kesimle sınırlı değil, keşke öyle olsaydı. Bu işin ne yazık ki derin, görünmeyen belki de suyun altında kalan kısmını da görmekte zorundayız gibi geliyor. Efendim bugün müzakereleri konuşacağız ama müzakereleri konuşmak için, konuşmak değil. Evet. Çok deneyimli, çok tecrübeli bir isim olarak, müzakereci olarak yıllarca görev yapmış, bir devletin kuruluşuna, kurulduktan sonra ayakta kalması amacıyla verilen mücadeleye de bizzat tanıklık etmiş olan kurucu merhum Cumhurbaşkanımızın da en yakın aslında çalışanlarından, bürokratlarından biri olarak bugün gelmiş olduğu nokta ile ilgili önemli konulara aslında değinmek üzere buradayız. Toprak meselesi. Evet. Rum tarafına göre aslında Kıbrıs sorununun kalbi, hatta böyle bir başlık atıldı. Kıbrıs sorununun kalbi yurt dışında İsviçre'de atacak şeklinde tarihte veriliyor 7-11 ama Sayın Akıncı da ikinci haftasında olabileceğini söylemişti. Toprak konusunun yurt dışında görüşülmesi. Toprak neden yurt dışında görüşülür? Neden Türk tarafı bunu istedi? Bunun ne gibi artıları, eksileri olabilir? Toprağı konuşabilecek gerçekten noktaya geldik mi sizce? Yani sizce süreç bu bağlamda bu kadar iyimser midir? Nasıl bakıyorsunuz efendim? Şimdi kısa bir perspektif vereceğim. Ondan sonra da içinde bulunduğumuz durumda izlemekte olduğumuz stratejinin ne gibi bir strateji olduğu konusunda birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Toprak konusu biliyorsunuz ilk kez 1977 Doruk Anlaşması'ndaki bugünün de aslında zeminini teşkil eden unsurlardan bir tanesidir. Sonra 1979'da yani iki Doruk Anlaşması hangi koşullar içerisinde görüşüleceği. Şimdi toprak konusu baştan beri güvenlikle ilgili bir konudur.
Dolayısıyla yani günümüzde de güvenlikten koparılmaması lazım. Esasen 11 Şubat 2014 ortak açıklamasında bütün konuların birbiriyle bağlantılı olduğu söyleniyor, biliyorsunuz. Şimdi durum böyle olduğu cihetle Kıbrıs Rum tarafı bunu kullanarak, biliyorsunuz, mülkiyetle toprağı birbirine bağlamayı başardı. Çok ısrarlı oldu bu konuda. Biri olmadan öteki olmaz dedi. Ve sonuçta birbiriyle ikisi arasında bir bağlantı kurma noktasında başarılı oldu diyebiliriz. Şimdi bizim taraf da, biz kendilerine Sayın Doktor Derviş Eroğlu döneminde şunu söylüyorduk. Siz toprağı mülkiyetle bağlantılı görüyorsanız biz de toprağı güvenlikle bağlantılı görüyoruz. O zaman bir ileriye taşımadan bu meseleyi, yani toprak konusunu, şimdi harita ve rakam boyutları zaten en son görüşülecek. Evet. Bunun sebepleri ortada, çünkü sızabilecek bilgiler çok büyük çalkalanmalara neden olacak halkımız arasında. O bölgelerde hem sosyal patlamalara neden olabilir, diğer taraftan ekonomik, biliyorsunuz, ekonomik hayat durabilir. Zaten o sınır bölgelerinde olan insanlarımız, biliyorsunuz, sıkıntı çekiyor. Acaba verilecek mi, verilmeyecek mi falan diye. Durum böyle olduğu cihetle 1989'da, sonra 1990'da da bu teyit edildi Birleşmiş Milletler kararıyla. Toprak meselesinin harita ve rakam boyutları en son konuşulacak konulardır. Şimdi bakıyoruz, o biraz öne çekilmiş vaziyette. Biz şöyle demiştik, eğer toprağı, yani mülkiyetle madem istiyorsunuz, biz de güvenlikle, çünkü güvenlikle çok yakından ilgili. Toprağımızın derinliği, miktarı, biliyorsunuz. Münasik ekonomik bölgeler. Ekonomik bölgeler, daha yani bütün boyutlarıyla toprağa bakıldığında toprak konusu bütün diğer konuların içerisinde belki mülkiyetle birlikte tek somut konudur. Diğerleri çok önemli konular ama hepsi somuttur. Soyuttur. Pardon. Evet. Toprak konusu ise tek somut konudur. Çok büyük bir özelliği vardır. Biz her zaman geçmişten gelme bir eskiden böyleydi, belki şimdi değişiyor ama eskiden Kıbrıs Türk tarafı tarımsal bir toplum olmuştu. Bunu da hep öne çıkarıyorduk biz. İleride olmayacağını da hiç kimse söyleyemez. Çünkü Türkiye'den gelen suyla şimdi toprak daha da önem kazanmıştır. Değil mi? Evet. Her neyse, yani bütün bu sebeplerle biz diyorduk ki güvenlik boyutu da ile de ilgili olan bu konu, tamam, belki Beşli'de olmayabilir veyahut da kalan kısımları Beşli'de olabilir ama Beşli'den hemen önce, yani belki mesela bir tarafta Beşli yapılır, garantörler konuşur, taraflar konuşur ama diğer tarafta da toprak konusu da ele alınır. En çok yani bir hafta veya birkaç gün öncesinde. Yani ama Kıbrıs Rum tarafının Beşli'ye kendini taahhüt etmesi durumunda ve onun tarihinin de saptanması durumunda. Tarihi saptanacak, Kıbrıs Rum tarafı Beşli'ye kendini, ben bunu görüşeceğim taahhüdünde bulunacak. Ona göre toprak konusunu... Yani aslında güvenliği, değil mi? Güvenliği tabii, yani evet. Güvenlik ve garantileri, ki kopuk olmasın. Yani bağlantılı bir şekilde olacak. Şimdi bakıyoruz ki bu yöntemle, bu stratejiyle bizim taraf ne diyor? Ben toprak konusunu hem de yurt dışında, onun sebeplerini izah ediyor gerçi, sızmalar olmayacak falan diye, ama o konuda da açık söyleyeyim, ciddi kuşkularım var. Yani siz bu toprak konusunu başka bir yere taşımakla gizliliği koruyamazsınız. Yani nasıl koruyacaksınız? Bir kere Anastasiadis'in yanında diğer parti liderlerini de götürmesine bir engel yoktur bildiğim kadarıyla. Ki zaten hatta, bu bağlamda mesaj veriyor. Zaten bu bağlamda, evet, mesajlar veriyor. Evet. Hatta ulusal konseyi taşıyabilir, parti liderlerini götürebilir vesaire. Zaten sızmaların buradan olduğu anlaşılıyor. Veya yani öyle aslında içeriden ediliyor. Olduğu, Cumhurbaşkanlığından olduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanlığının kendi içinden, evet, de olduğu anlaşılıyor. Yani bunları başka dünyanın başka yerlerine taşımakla aslında gizliliğe ne kadar yardımcı olursunuz, o da ayrı bir mesele. Ama bizim taraf bunu diyor ki işte sızmalar olmamasın, daha kolay olur diyor falan vesaire. Her neyse. Ama esas hata bana göre toprak konusunun bu şekilde ayrı olarak, yani neredeyse güvenlikten kopuk demeyeyim ama güvenlikten önceye taşınmış olması. Çünkü Kıbrıs Rum tarafının stratejisine baktığınızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani her konuda olsun veya olmasın böyle bir işte iyi gidiyor vardır, ilerlemeler vardır, işte daha ileriye taşıdık vesaire diyerek sonunda getirip meseleyi, yani yarı pişmiş veya tam pişmemiş bir aşı pişmiş diye kabul edip
Sonunda getirip hadi bakalım Türkiye güvenlik ve garantilerde ne diyorsun noktasına getirip o zaman Türkiye buna ben garantilerdeki haklarımı koruyorum. Kıbrıs Türk tarafı da bu konuda benim yanımda birlikteyiz bu konuda dediği anda ha işte Türkiye engelliyor barışı. Yani garantileri sona bırakmak bizim açımızdan çok büyük sakıncalar taşıyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bir yandan toprağa ki taviz vereceğimiz bir konuda, diğer yandan da garantilerde taviz vermeyeceğimiz bir konuyu birlikte görüşmenin bizim için artı olabileceğini, yani birlikte görüşülmüyorsa bile, yani zaman bir olarak birbirine yakın olarak görüşülecekse bile en azından toprağın, yani güvenliğin beşli zirvede görüşülmesinin teminatının alınması lazım, tarihinin saptanması lazım. Hemen hemen aynı ortamda, hemen hemen değil, aynı ortamda ondan birkaç gün önce veyahut da bir hafta önce en çok mutabakat buydu yani bizim dönemimizde. Peki ne yapılabilir? Yani art niyet ne olabilir? Eğer Rum tarafı, yani az önce aslında açıklamaya çalıştınız ama yani biraz daha açarsak eğer, Rum tarafı toprakla ilgili iki lider arasında bir anlaşmaya varıp işi beşli zirveye taşımamaya oynama ya da eğer bir beşli zirve olacaksa ya da tırnak içinde çoklu zirve olacaksa orada garantörlükten bir şeyler koparmaya, eğer istedikleri olmazsa da Türkiye'yi suçlayıp elinde de anlaşılmış noktaları kamuoyuna duyurma noktasına gayet güzel, gayet güzel özetlediniz. Evet. Yani olay budur. Görebildiğim stratejisi Kıbrıs Rum tarafının budur. Buna prim verilmemesi lazım. Perde arkasında ne konuşulduğunu tabii dört dörtlük bilmiyoruz ama bazı haberler, işte yapılan açıklamalar vesaire, onlara dayanarak bu analizlerde bulunuyoruz. Ve diyoruz ki toprak konusunu güvenlikten koparmayın. Bu hatalı olur. Güvenlik garantileri. Tabii çünkü evet, siz elinizi göstermiş olacaksınız ama karşı taraf ben güvenlik konusunda zırnık vermem diyor. Bütün garantiler kalkmalıdır. Tek bir asker kabul etmem diyor. Böyle olduğu cihetle siz toprakta elinizi gösterdiğiniz anda o zaman ne olacak? Tamam, sizin artık poker ise bu. Orada çok büyük bir dezavantaj içerisinde olacaksınız. Çünkü dediğiniz noktada getirip işte Türkiye'nin kapısına koyup meseleyi, bakın işte Türkiye engelliyor barışı. Ve garantiler yüzünden bu iş olmadı. Halbuki garantiler, evet, yani ve toprakta da elde edilen kazanımların da kamuoyuna açıklanması aslında susacak. Sabit bir yani kazanım ondan, olarak. Evet. Bırakın yani İsviçre'yi, ben bu konuda iddialıyım. Kutuplarda görüşülse toprak konusu gene sızmalar olacak. Ben bunu iddia ediyorum. Çünkü sızdırma görüşmelerde olanları seçmeli olarak sızdırma. Seçmeli olarak sızdırmak Kıbrıs Rum tarafının müzakere stratejisinin bir parçasıdır. Bilerek yapıyorlar bunu. Ya kendi kamuoylarına korku vermek veya karşı tarafa baskı yapıp bir şeyler koparmak, uluslararası camiaya baskı yapmak, bakın işte Kıbrıs Türk tarafı şurada taviz vermiyor diye olmuyor bu mesele. Bütün bu komplike düzenlemeler tablo içerisinde yani kendiler bunu bir strateji olarak, bir müzakere stratejisi olarak kullanıyorlar. Yani ve bir de anlaşıldığı kadarıyla Türk tarafındaki hassasiyet düşünülerek yurt dışında gerçekleşiyor. Yoksa bu talep Rum tarafından gelmedi. Peki ama yani hassasiyet şöyle. Şimdi siz burada bir Kıbrıs Türkü olarak buradasınız. İsviçre'de bir yerlerde kaderiniz görüşülüyor, toprak görüşülüyor. Tamam, diğer unsurlar da görüşüldü, sızan haberler var, mülkiyet konusunda kamuoyuna yansıyan haberler zaten hiç iç açıcı değil, biliyorsunuz o konuda çok ciddi yanlış adımlar atıldığı kanaatindeyiz ve bunları paylaşıyoruz halkımızla, söylüyoruz. Yani ilk söz hakkı kimde olacak? Kıbrıs Rum tarafı açıklama üzerine açıklama yapıyor, diyor ki hayır, ilk mülk sahibi, yani eski mülk sahibinde olacak diyor. Şeyin tanımlaması, mevcut kullanıcının tanımlaması konusunda mutabakat yok. Çok büyük bir farklılık var iki taraf arasında. Yani birisinin tanımlamasıyla mesela atıyorum bir rakam 3 ise öbürünün tanımlamasıyla 10. Yani bu derece büyük bir fark var ikisi arasında. Daha bunun gibi bir takım işte özel bölgeler olsun, 4 özgürlüğün kullanılacağı çeşitli yerler olsun, Kıbrıs Rum tarafının tarihi yerler argümanı, ne bileyim kültürel yerler kime gidecek, güzel yurdu talep etmeleri, Karpaz'a ayrı statü istemeleri, bütün bunlarda ciddi şekilde yanlış adımlar var. Bizim tapularımızın
geçerli olup olmadığı konusunda daha yani tam olarak halkımıza evet biz bunların arkasındayız denmemiştir. Denmiş mi böyle bir şey ben bilmiyorum. Siz haberleri her gün tabii takip ediyorsunuz. 100. gün basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bu soru sorulmuştu. Biz de bizzat oradaydık. Hatta bunu haberleştirdik. Tapuların devlet güvencesi altında olacağını Sayın Akıncı ifade etti. Olması gerektiğini de ifade etti. Ama olması gerektiğini bugün, ifade etti. Bugün bu ifade var evet. Ama ondan sonra yapılan düzenlemelerde ilk söz hakkıdır vesaire uygulamada bunların erozyona uğrayacağı ortaya çıkıyor. Siz yani şimdi özellikle bu right to abode kalma hakkı, oturma hakkı veya evet, yasal ikamet. Yasal ikamet hakkı, legal domicil şeklinde bir takım halkın ve bizlerin dahi yani pek çok terimsel, terminolojik bir yani tam olarak tanımlanmadıkça içi boş terimler olarak duruyor ama Sayın Sözcü'nün açıklamaları var. Mesela bir tanesinde legal domicil, yasal oturma hakkında yerel düzeyde siyasi haklar da olacak. Ama oturma hakkında orada siyasi haklar olmayacak. Yani ikisi evet. arasında da bir tefrik yapıyorlar. Böyle bu tür tam olarak ne olduğu belli olmayan bir takım kelimelerle dört özgürlüğün uygulanıp bir şekilde büyük ölçüde uygulanıp iki kesimliliğin erozyona uğratıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi aslında bütün bu şu ana kadar konuşmuş olduğumuz konuşmaların tek bir noktaya işaret ettiğini aslında tek bir noktaya çekmek istiyorum. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Rum yönetiminin başkanı Anastasiadis'in ifadeleri arasında bunlar vardı. Delegasyonların olmayacağı, dört konu, özgürlük konusunda anlaşıldığı noktasında Anastasiadis'in açıklamaları vardı. Bununla beraber yine aynı açıklamalar arasında, yine New York'ta verdiği mesajlar arasında Anastasiadis'in toprak, mülkiyet ve güvenliğin birbirinden ayrıldığı noktasında da böyle bir durum olduğu mesajı verilmişti. Açık, Sayın Akıncı'ya soruldu evet. bu New York'ta. Hı hı. Sayın Akıncı verdiği cevapta bunların tam doğru olmadığını, eksik ve bazı yanlışlıklar olduğunu söyledi. Ama detaylarının aslında açılımı kendisi tarafından verilmedi döndüğünde. Bu da beklenmişti. Evet. Şimdi görüyoruz ki gelmiş olduğumuz nokta itibariyle Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis'in söyledikleri doğru. Delegasyonlardan bahsedeceksek ortada bir delegasyon yok. Dört özgürlük tamamıyla uygulanacak. Yalnız ve yalnızca yasal ikametgahta %20'lik bir sınırlama. Evet. Ama bu ki bir Avrupa Birliği delegasyonu mu olacak? Birinci hukuku mu olacak bu %20 sınırlama? Bunun bir süresi olacak mı? Bu bir delegasyon değilse bunun garantisi neyle temin edilecek bu %20'lik? Bu merak ediliyor. Buradan yola çıkarsak bu %20'lik yasal ikametgahı farklı açılımlar da var. Bunun aslında bir aynı zamanda beraberinde iç seçimlerde %20'lik bir blok oy olabileceği tehlikesinden de bahsediliyor. Bu nasıl engellenebilir? Bunun garantisi neyle verebilir? Bir de bu konuya deneyim. Şimdi %20'lik her şeyden önce bu %20'lik ki biz beş parmak grubu olarak bu soruyu sorduk aslında evet. yaptığımız açıklamada evet. ki Sayın Cumhurbaşkanımıza da iletilmişti bu. Bu %20, %20 ile sınırlanacak deniyor. Ama bu %20'lik oran sadece bu oturma hakkıyla mı ilgilidir? Yoksa bütünüyle mi ilgilidir? Sadece onunla ilgili olsa bile %20 yani kuzeydeki nüfusun %20'sini kastediyorlar herhalde. O zaman 220 binin %20'si kaçırdı? 45 bin. 45 bin yani bu gene küçük bir rakam değil. Çok yüksek bir rakam. Yani 45 bin kişi geldikten sonra geldiğini farz edelim. Farz etmek zorundayız. Yani gelmeyecekler pratikte bu uygulama diyemezsiniz. Müzakere böyle yapılamaz, kusura bakılmasın. Geleceğini farz ederek yapmalısınız müzakereyi. Çünkü çeşitli teşviklerle gelebilir. 45 bin kişi geldiğinde siz bunların pratikte nasıl engelleyeceksiniz? Diğer özgürlüklerini kullanmalarını veya siyasi haklar kullanmalarını. Yani bugün için belki size hayır şöyle bir şey koyabilirsiniz. Ama dediğiniz gibi yapılmayacağının garantisini bu insanlar sonra gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde eğer birinci hukuk olmazsa anlaşma ve anlaşmanın belirli maddeleri ve eğer kalıcı derogasyonlar olmazsa kim garanti edebilir bu insanların bilahare gidip bir dava kazanılacak olan bir dava imsal teşkil edip emsal arkası teşkil çorap söküğü gibi gelebilir. Tabii yani bunlar
cevap bekleyen sorulardır. Biz onu söylüyoruz. Yani bütün gerçekleri bizim bilmemize olanak yok. Çünkü bunu mutfağında değiliz işin. Evet. Bir ama de, bu sorular ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu %20'den, bu %20 bir kere bütüne mi şamildir? Çünkü Kıbrıs Rum tarafı 60 bin kişinin dönüşüne olanak tanınması gerektiğinden bahsediyor. 60 bin buna ilave mi? Bu onun bir parçası mı? Peki yani mülkiyetten bunlar, doğacak haklar buna dahil mi? Yani işte onu soruyoruz biz de. Bunu sorduk biz ve cevap alamadık. 47 bin mülkün 20 bini iade edilecek olsa bu 20 binin içerisine gelecek olanlar bu %20'lik kotanın içinde mi değil mi? Bunları da düşünmek evet. zorundayız. Kesinlikle. İkincisi iç vatandaşlık meselesi. İşte evet. bunun kriterlerinin bizim tarafımızdan verileceği belirtiliyor ama. Şimdi o deniyor. Ama... Yani iç vatandaşlık ve bir de işte deniyor ki tabii ki yani kurucu devletler karar verecek. Kimin bu right to abode yani oturma hakkına sahip olacağına veya diğerine. Ama bunları tamamen de sınırlayamazsınız. Bütün bunlar bakın bırakın yani iki kesimliliğe aykırıdır. Sulandırır bütün bunlar iki kesimliliği. Bunda yani arka kapıdan iki kesimlilik böyle yontuluyor açıkçası. Birleşmiş Milletler'in iki kesimlilik tanımlamasına da yani temel bir Birleşmiş Milletler parametresine de aykırıdır. Çünkü tanımlamış Birleşmiş Milletler iki kesimliliği. Sarih nüfus ve mülkiyet çoğunluğu kuzeyde Kıbrıs'ı Türklerde, güneyde ise Kıbrıs'ta Rumlar'da olacak. Değil mi? Şimdi bu sade anlaşılır ve kesin çizgiler içeren bir prensip dururken siz bunu arka kapıdan legal domicil yani yasal ikamet hakkı, right to abode oturma hakkı gibi bir takım haklar icat edip isterseniz çok daha fazla hak ama hiçbirisi benim kuzeyde huzur içinde yaşama hakkının önüne geçmiyor. Bunu anlaması lazım insanların. Ya ben yani yanlış anlaşılmasın kuzeyde etnik olarak böyle saf bir Kıbrıs Türk bölgesi yaratmak peşinde değiliz. Zaten şu anda da saf değiliz. Değil yani öyle bir hiç kimse böyle bir şey evet. peşinde değil. Ama gel görün ki böyle bir çatışmanın olduğu bir adada eski nüfus yapısını tekrar dörtte bir olsun ne isterse olsun eski nüfus yapısını oluşturmaya yönelik faaliyetler tarihte görülmemiştir. Bunlar yeni bir çatışmanın tohumlarını ortaya çıkarır. Ve nitekim bakın Kıbrıs Rum tarafında dahi bazı sesler vardır, yazılan yazılar vardır. Mesela bir Kostas Apostolidis isminde bir yazar hemen sonrasını yani bir gün, the day after dedikleri yani çözüm oldu bitti imzalandı. Ertesi gün ne olacak konusunda bir takım sorular ortaya atıyor. De Soto buna kalkıp cevap veriyor eski özel danışman. De Soto diyor ki hakikaten Akıncı'yla... Anastasiadis bunu düşünmekte haklıdır ve düşünmeleri de lazım diyor. Ertesi gün ne olacak yani? Ve bunun gibi bir takım sorular soruyorlar. Mesela birkaç tanesini diyelim ki insanlara yeterli süre olacak mı? Bunu bütün yönleriyle buna baksınlar. Yani bu kadar uzun sürede ortaya çıkmış bir anlaşmanın bütün unsurlarına ve çok karmaşık bir şey oluyor. Bunlara vakitleri ne kadar zaman verilecek bu insanlara? Bu diyor saptanması lazım. Sonra federal memurlara ne olacak? Yani federal memurlar kimlerden oluşacak? Mevcut memurlar mı? Bir gecede federal mı bulacaklar kendilerini bazıları? Yoksa yeni federal memurlar mı alınacak? Bunlar teknik konu olarak değerlendiriliyor anladığımız kadarıyla. Teknik hiçbir şey teknik. Her şeyin bir siyasi bağlantısı vardır. Teknik belki özü itibarıyla tekniktir. Ama sonuçta siyasi kararlara tabi konulardır bunlar. Peki şimdi şeyler ne olacak? Buyurun diğerlerini söyle. Hiçbir aslında bu onu söylüyor. Yani hiçbir şey detaydır diye sonuca bırakmamanız lazım diye geçmişten gelen bir tutumları var ve onu söylüyorlar. Aman bu detaydır bırakın sonra bunu hallederiz demeyin. Sonra apışıp kalırsınız diyor. Ve mesela ofisler eskiden evet anlam planında ama anlam planı reddedildi. Yani anlam planında bir takım hususlar vardı. Mesela federal binalar hangileri olacak şeklinde? Hangileri olacak? Federal bölge hangisi olacak? Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu? Sonra 1960 antlaşmaları. İngiliz üstlerine ne olacak? Hiç soran var mı bunu? Hiç efendim olduğu bol gibi. Bol bol görüşüyorlar. Olduğu gibi Rum tarafı bu devam edecek. Tek başta olacak. Para birimine bizim adapte olmamız ne olacak? Daha bunun gibi yığınla soru var. Yani sadece teknik değil. Merkez Bankası'yla nasıl teknik bir uyum sağlanacak? Teknik özü itibariyle teknik olabilir. Hepsinin siyasi bağlantıları vardır. Çünkü bunlar sizin bir yeni bir sistem içerisinde yani bu atılacağınız denizin içerisinde yüzebilip yüzemeyeceğinizin önceden garanti edilmesi lazım. Yoksa oldu bitti her şey tamam hadi ertesi gün
Kıbrıs Rum tarafı askerin de hemen çekilmeye başlamasını istiyor. Bunun yani bakın bir kere bu gibi durumlarda bir kere bir vakuum dediğimiz bir boşluk yaratılır ve o boşluk hiçbir şey tabiatta boş kalmaz. Başka bir şey gelir onun yerini doldurur. Bunun yerini kim dolduracak? Anfisip. Anfisip yani barış gücü. Doldurabilir mi? O kapasiteye sahip mi? O mandaya sahip mi? Güvenlik Konseyi bu konuda ne diyecek? Biz bir süper uluslararası gücü topraklarımızda kabul edebilecek miyiz? Hangi güvenle, hangi geçmişle, hangi sıfatla? Bizimle bir anlaşmaları yok. Kıbrıs Rum tarafıyla bir anlaşmaları var. Yani yığınla konu var. Referandumların tabii tarihlerinin saptanması, referandum yasaları. Bildiğim kadarıyla iki tarafta da şu anda referandum yasası eğer mevcut yasalar o dönemde yani 2004'teki yasalar hala geçerli değilse yeni referandum yasaları da gereklidir. Bunların da yapılması lazım. Bunlar soruluyor. De Soto bunları söyleyen Rum yazara bir yanıt gibi bir yorum yapıyor bunun üzerinde ve çok yerinde şeyler bunlar sorulması gereken sorular, yapılması gereken şeylerdir diyor. Yani açıkta kalan sorulardır demeye getiriyor. Evet. Bir de bugün Rum basınına yansıyan bir Rum ilgili birim daireden yapılan bir değerlendirme var. Almanya'da örnek gösteriliyor. Aslında Almanya aynı dinden, aynı ırktan bir arada, daha doğrusu aynı ırkın aynı ikiye bölünmüş, iki federal, aynı milletin iki parçasının birleşmesiyle beraberinde yaşanan sorunların bugünlere kadar taşındığı gerçeği var. Hala bazıları tabii çözümlenmeye çalışıyor. Evet, hala Batı Almanya'da yaşayan her bir Alman vatandaşı Doğu Almanya için cebinden artık %7'lerden yüzde daha %5'lere düştü. Vergi ödemeye devam ediyor. Bir onlarca yıl daha devam edecek. Uyumu sağlayabilmek üzere. Bakın, ve bu bile psikolojik bir baskı yaratmıştır. Batı Almanya'da yaşayanla Doğu Almanya arasında yaşayan yaşayanlar arasında psikolojik bir çatışma, bir bakış açısında bir farklılık ve bir üstünlük, bir alçaklık ne yazık ki durumu hayata da yansımış durumda. Hal böyle iken aynı milletten olmayan, geçmişi karanlık, geçmişinde çatışma, sorunlar olan, çatışmalarla geçmiş olan iki ayrı dinden ve hala ve çatışmaların farklı alanlarda devam ettiği iki toplum arasındaki uyum, maddi ve manevi, manevi kısmını geçtim, maddi olarak nasıl gerçekleşecek? Güneyde bir vatandaş, Rum vatandaşı, federal devlet için evet dediği muhtemel bir anlaşmaya evet der ve geçerse, bu kabul ettiği federal birleşme için cebinden ekstra vergi verecek mi kuzeydeki komşusu, kardeşi için, onun uyumunu, maddi olarak uyumunu sağlayabilmek için? Buna hazır mı Rum tarafı? Bu da gündeme getiriliyor. Ona ne dersiniz? Maddi şimdi tabloyu biraz genişletip uluslararası alana bakacak olursak, bütün bunlar hepsi tabii geçerli sorular ama diyelim ki bütün bunlar hiçbirisi anlaşmamak için neden değildir. Biz sadece diyoruz ki bunlara da bakılması lazım. Evet, tabii ki. Önceden bakılması lazım. Süper. Şey gibi görünür, teknik gibi görünür ama saf teknik konular değildir. Yani öz itibariyle teknik olabilir fakat siyasi sonuçları vardır hepsinin. Geçmiş tecrübelerden de bu ortadadır. Evet. Daha geniş çerçevede psikolojik ortamdan da bahsediyor bu yazı aslında. Ve diyor ki bir kere diyor bir Kolombiya'da reddedilmiş bir referandum vardır. Düşünün siz sonucu çıktı. Evet. İngiltere'nin Brexit olayı vardır. Yani uluslararası ortam itibariyle bakıldığında da çok fazla böyle referandumların kaldı ki diyor. Yani Kıbrıs'ta %55 olması lazım yani kabul sınırı. Çünkü referandumlarda aslında kimileri bunu %50+1 olarak görür. Aslında referandumların kalıcı bir geleceği, yani geleceğe yönelik olarak kalıcı bir niteliğe sahip olması için ikna edici bir çoğunlukla kabul edilmesi lazım. Eğer gelinirse o noktaya. O da nedir? Kıbrıs için en az %55 olması lazım gelir diyor. Çünkü %50 ile 55 arası yani şunu demeye getiriyor. Evet, teknik olarak kabuldür. %50+1 de kabuldür. Ama bu kadar ince bir marjinla, bir çoğunlukla geçen bir anlaşmanın yaşama şansı nedir, kalıcılığı nedir? Çünkü bu demektir ki %49+ bununla rahat değil. Halbuki bu gibi olaylarda referandumlar çok daha inandırıcı, çok daha kalıcı ki yani bunun üzerine inşa edilebilsin.
İmkansız mı? Değil. Ama zor mu? Son derece zordur. Yani böyle %50 artı birlerle bir referandumdan çıkacak bir anlaşmanın yaşayabilme şansı çok çok zor. O noktaya gelebilecek miyiz? O da ayrı bir mesele. Ama evet. Yani bunlar düşünülmeli. Yani bir taraftan hepsi düşünülmeli. Evet. Bir taraftan efendim işte bu meseleyi barışçıl bir sonuca götürmek, kalıcı, adil bir anlaşmayla sonuçlandırmak isterken, yani kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Yani geleceğin çatışma tohumları olmasın bunun içerisinde. Çünkü biz bu deneyimi yaşadık Kıbrıs'ta. 60'ta herkes mucize dedi. Ya mucizeler ne kadar yaşadığını gördük. Yani 60'ta imzalar atıldı. Herkes oldu bitti. Kıbrıs Türk tarafı çok büyük bir samimiyetle sarıldı bu anlaşmaya. Yani yaşamasını istedi, o konuda gayret gösterdi. Ama bir de baktık ki 3 sene yaşayabildi. Çünkü karşı taraf bunu benimsemedi açıkçası. Bu dedi, yani geçici bir olay olarak bakıyorum ben buna. Benim esas amacım bir Elan Adası olan Kıbrıs'ı Yunanistan'da birleştirmektir. Şimdi bazen bunları söylediğimizde bazı arkadaşlar ya Osman Bey veyahut da ABC şahıs hala daha ondan bahsediyor. 50 yıl insanlığın tarihinde 50-55 yıl 60 bunlar yani tarihte anasosyalist uzun zamanlar değil. Her gün katıldığı etkinlikte Helenizm'den bahsediyor. Evet. Kıbrıs Helenizm'inden bahsediyor. Evet. Yunanistan'a gittiğinde milli duygularla kimileri buna farklı açılımlar getirebilir ama bir gerçektir ki hali hazırda güney tarafında seçilmiş lider Helenizm'in çıkarlarından bahsediyor. Bugün müzakere masasında oturan eski Dışişleri Bakanları'dan ismini hatırlayamadım. Bayan şu anda müzakere masasında oturuyor. Eski Dışişleri Bakanı Rumların. Evet. Anladım. Kendisi eğer bugün bir fırsat olsa muhtemelen... Sayın Markulis. Markulis'in, evet Markulis'in ifadesi var. Bugün bir fırsat olsa bağlanmak için Yunanistan'a böyle bir referandum olsa evet derdim. Bunu, Eleni Theoharos, evet. Avrupa Parlamentosu milletvekili. Evet, o da söyledi. Güneyden, o da aynı şeyi söylüyor. Ama onu bırakın, hadi söylemler diyelim ki, duygusal deyip geçiştirebiliriz diyelim ki. Geçiştiremeyiz ama diyelim ki. Makam sahibi insan. Hayır, evet. Güney'de en az 10 bin üyesi olan bir Elam örgütü doğuyor. Evet. Bunlar iki kişiyi parlamentoya sokuyorlar. Bunlar yani Sayın Şener Levent'in söylemleri var. Çok zaman değil. Bundan bir süre önce ben diyor işte en çok çözüme inanan bir kişi olarak yani bunları duydum. Herkes okumuştur diye tekrarlamayayım ama yani bütün dedikleri olsa dahi, asker çekilse dahi, bilmem şu 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 talepleri, yani güzel yurt verilir, Maraş verilir, şu bu, kabul eder misiniz bir çözümü diyor. Hayır etmeyiz diyor Rum karşıtları. Evet. Çünkü biz bütün, yani... Mesela dönüşüm başkanlık meselesi var. Bir de şu federal yetki alanlarıyla ilgili şunu sormak isteriz. Evet, belki nüfusa oranla kuzey ve güneydeki kurucu devletlerin kamusal yapılanmasında, devletin bütünlüğünden elde edilecek olan refahın paylaşımında nüfusa bir oranlama belki kabul edilebilir ki nüfus oranı da aslında bugün tartışma oranı Türk tarafında. Şunu söylemek istiyorum. Yalnız federal yapı, iki siyasi eşitlikten bahsediyoruz ve siyasi eşitlik aslında federal yönetimde, federal yapıda eşitlik anlamına geliyor. Eşitlik ancak, ve etkin katılım. Etkin katılım. Sayıca da keza öyle, nüfuslara bakılmaksızın bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bu bağlamda bugün federal polis meselesinde polis sayılarında 3100'e 5000 civarında bir polisten bahsediliyor. Ancak federal poliste ise, poliste ise yine %60'a 40 oranı. Ancak silahlı poliste ise %50. Şimdi bu bir kazanım mıdır değil midir bilmiyorum ama federal yapıda ne olursa olsun anayasal bir ortaklıktır eğer bir federal yönetim bu şekilde görülürse ve siyasi eşitliği temelinde barındırıyorsa federal ortaklık. Dolayısıyla nüfuslara bakılmaksızın federal yönetim ve federal birimlerin çalışanları, görevleri arasında sayısal eşitliğinde olması söz şimdi, konusudur. Neden böyle değil federal anlıyorum. Yapıda? Şimdi Birleşmiş Milletler aslında siyasi eşitliği de tanımladı. Orada bir şey şunu söyledi, bu doğrudur. Diyor ki her kademede sayısal eşitlik olmayabilir diyor. Her kademede olmayabilir. Ama bu şu demektir. Yani bir tersten yorumlarsınız, bir de yüzünden yorumlarsınız. Demek ki bazı kademelerde, önemli kademelerde sayısal eşitlik de olması lazım. Güvenlik bunlardan birisi olabilir mesela. Çünkü şöyle bir durum var, biraz ters orantı var. Daha küçük, sayıca daha az olan güvenliğe daha çok ihtiyacı olandır.
Dolayısıyla o konuda yani belki ciddi bir polis ve silahlı polis gücüne ihtiyaç olur. Garantiler kesin olmalı. Yani güvenlik ihtiyacı eskiden beri, bakmayın Rumlar bunu bir noktadan sonra kendi konularıymış gibi, herkesin konusudur, kabul ediyoruz ama esas yani gerçek hayatta güvenliğe daha ihtiyaç duyan taraf Kıbrıs Türk tarafıdır. Bu açık. Yani garantiler bizi korumak için zamanında kondu. Yoksa hiç kimsenin bugün dahi Kıbrıs Rum tarafına bir tehdit teşkil ettiği yok. Bu uydurmadır. Yani sürekli olarak efendim işte karşı tarafa tehdit şu anda tehdit teşkil ediyor mu? Peki bu federal meselede, dönüşümlü başkanlık meselesi. Dönüşümlü başkanlık bunların başında gelir. Nüfusa oranla yıl oranlaması. Yani bu çok yani aynı şirkete %50 hisseyle sahibiz şirketin yapısında. Evet. Siz bu şirkete 60 kişi getirdiniz çalışan olarak. Sizin evet. altınızda biri birimizde çalışıyor. Benim de departmanımda 40 kişi çalışıyor. Ama hissedar ortak. Ancak siz daha fazla çalışanınız olduğu için, daha fazla çalışan sizin biriminize ait olduğu için bu şirketi 4 yıl yöneteceksiniz. Ben ise 2 yıl yönetebileceğim. Federal zihniyetle bakıldığında bu federal bir anlaşma değil eğer bu şimdi şekilde kabul edilirse. Bu bir kere bu özellikle bu dönüşümlü başkanlık meselesi hakikaten yine hayret verici bir ki şey. Ki o bile kabul edilmiyor. Bu bir kere bir Birleşmiş Milletler parametresidir. Yani bu siyasi eşitliğin temel bir gereğidir. Bunun karşılığında bizden taviz beklenmemesi lazım. Çünkü bunu kabul etmeyen federasyonu söylediğiniz gibi yani federasyonu kabul etmemiş demektir. Eşitliğe dayanması gerekiyor. Bu bir koz olarak da artık görülebilir. Yani sanki koz kabul etmiyormuş gibi görülebilir. Koz olarak kullansa bile hatalıdır. Evet. Yani bir bu. İkincisi anlam planında dönüşümlü başkanlığın daha da güzel bir formülü vardı. O da neydi? Rotasyon şeyin presidential council yani başkanlık konseyi olacaktı. Üyeleri dönüşecekti ki hiç kimse çıkıp da böyle büyük bir yani İsviçre'de olduğu gibi kim bilir İsviçre'nin Cumhurbaşkanlığı bugün? Kimse. Çünkü makamı aslında bir federal yapı olduğu için, adına konfederal deniyor ama federal bir yapıdır. Federal yapı olduğu için makamı hiç kimseye halel getirmesin diye önemsizleştirdiler. Yani içini boşaltmadılar ama önemsizleştirdiler. Yani eskiden neydi Kıbrıs'ın en büyük zaafı? Makarios cübbesiyle, asasıyla dini bir lider, Kıbrıs'ın cumhurbaşkanı, uluslararası alana çıktığında işte Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Yani algı bu, imaj bu. Bu tabii bizi yok sayan bir imaj. Şimdi bu olmasın diye önümüzdeki dönemde bu tür şeylerden kaçınılması lazım geldiği mülahazasıyla bir başkanlık konseyi düşünüldü. Şimdi önerilen anlam planının da gerisinde bir şeydir ve onu dahi kabul etmiyorlar. Dönüşümlü başkanlık anlam planının yani bize evet. daha kısa süre tanınacak şu bu. Yani anlam planında önerilenden dahi geride bir olay olmasına rağmen yine de karşı taraf bunu kabul edilmiyor. Belki sonuna saklayıp bir taviz koparmak isteyecek ama halk bizden. Ama halk da böyle konuşmuyor. Yani küçük bir anket var. Çok dikkate alınacak bir anket değil ama yazıldı, çizildi. Bizimkiler de çok sevdi bu anketin sonuçlarını. Kıbrıs'a Türk başkanınızın olmasını %50 ile kesin de kabul etmezdim. Böyle bir soruya. %57 ile kabul etmezdim şeklinde tabii. bir değerlendirme çıkıyor. Evet. Bir ciddi bir sorun önümüzde duran bu. Bir ikinci ciddi sorun şudur ki az önce size bir yazıdan bahsettim. Evet. Apostolizm. Evet. Fakat o yazının içerisinde yani bazı önemli bulgular olmasına karşın o dahi nasıl oluşacağı konusunda yeni Birleşik Kıbrıs'ın çok hatalı bir tutum sergiliyor. Diyor ki ortak açıklamanın içerisinde güya bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olacakmış. Onu da nereden çıkarıyor? Çünkü bir cümlesinde şöyle bir şey söylüyor ortak açıklamanın. Birleşik Kıbrıs, Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak. Ama Birleşik Kıbrıs olacak üyesi. Aynı ortak açıklama nasıl oluşacağını açık açık söylüyor. Diyor ki yani bakir doğum meselesine kadar gidiyor. Evet, ondan geriletmeye çalışıyor. Bunu şey diye yorumluyor. Yani şimdi mevcudun devamı olacak diye yorumluyor. Halbuki 4. maddesinde ortak açıklama Birleşik Kıbrıs Federasyonu çözüm ve bu çözümün ayrı ancak eş zamanlı referandumlarda onaylanmasının neticesinde ortaya çıkacak. 24 saatlik bile tanınma meselesi bu yüzden önemli değil mi KKTC'nin? Önemli ama tabii ki önemli. Fakat olur mu olmaz mı ayrı mesele. Ya bir tarafı da recognize yani tanırsınız. İki tanınmıştan bir dönüşmüş olur. Evet, veyahut da diğer tarafı da de-recognize yani
Düşürürsünüz tanınmışlığını. İki eşit seviyede siyasi yapı tarafından oluşturulur federasyonlar. Böyle olmazsa ama biz bunda ısrarlı olmadık. Yani Kıbrıs Türk tarafı uzlaşı adına dendi ki tamam, bu yapıcı muğlaklık burada işte uygulandı. Dendi ki Bakir Doğum olsun. E şimdi baktık ki karşı taraf Bakir Doğum'u da kabul etmiyor. Var olanın devamı diyor. Madem ki diyor, BM üyeliği diyor devam edecek. Avrupa Birliği üyeliği devam edecek. O zaman diyor devamıdır Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Ama doğru bir mantık değil mi? Ya da bir açıdan bakıldığında şimdi, yeniden üyeliğe başvurmayacak olmasının aslında yani Birleşmiş Milletler... Ama bu defa Birleşmiş Milletler'e Birleşik Kıbrıs üye olarak müracaat etmesi lazım. Avrupa Birliği'ne de bir takım formüller bulunabilir. Nasıl olacağını hukukçular oturup karar vermesi lazım. Ama geçmiş üzerine yani işte 10. protokol Kıbrıs tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyelik protokolü geçerlidir derseniz. Çünkü diğer şekli yeni bir müracaat ne bileyim işte 28 ülkenin meclisinden geçecek çok zor bir olaymış. Niye bu kadar zor olsun? Delegasyonlar Kıbrıs'ta, için aynı şey söyleniyor. Kıbrıs'ta barış kolay mı oldu ve kolay mı olacak? Kıbrıs'ta çözüm. Sonra taraflar bu çözümü bulduktan sonra eğer bulurlarsa o kadar mı zor? Yani çok kısa bir dönemde bütün meclislerden geçirilebilir. Yani kim karşı çıkacak Kıbrıs'ta bir çözüme? Hepsi desteklediğini söylüyor. Yani meclislerden geçirmek bu kadar zor mu? Onun için yani bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Evet. Yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı diye sizin bunun altında yatan neden? Sizin bugüne kadar yaptığınız bütün her şeyin geçersiz olması tapularınız dahil. Ama karşı tarafın tanınmış olduğu için bütün icraatlarının geçerli olduğu bir durumla karşı karşıya kalmış oluruz. Evet, aslında daha belki konuşulabilecek çok şey var ama süremizin sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Nüfus meselesiyle oluşabilecek yani aslında yasal ikametle ilgili yani 120'ye kadar verilebilecek bir iç vatandaşlık meselesinin bir blok oy oluşturma tehlikesi siyasete nasıl yansır? Bir blok derken şeyi mi kastediyorsunuz? Yani 120 yani çapraz oy çapraz oydan mı bahsetmiyorum. Yani yoksa yerel seçimler için. Şimdi bir şey deniyor. Bir de başkanlık seçimi var tabii. Şimdi yasal bu %20 yasal ikamet değil de oturma hakkı elde eden insanlar siyasi hakkı olmayacak diyor Sayın Sözcü. Biz buna inanmak durumundayız. Hı hı. Ama ben şunu diyorum. Yani tamam bu insanlara bıraktınız. Geldi, oturdu, iş yaptı, iş kurdu. Sınır da yok bunun. Yani istediklerini yaptılar. Ondan sonra dediler ki ben bu ülkeye bu kadar katkıda bulunan bu kurucu devlete vatandaş bir topluluk. Isterim. Yani bunu nasıl engelleyeceksiniz? Engellediğiniz takdirde Avrupa mahkemeleri ne gibi bir tavır alacak size karşı? Siyasi hakları, eğitim hakları, daha bunun yanında bir sürü başka hak. Yani bunlar dolayısıyla aslında bütün bunlar için, iki kesimliliği de zedeleyebilecek tehlikeler olabilecek bunlar durumlar. Yani, ama iyi niyet üzerinden, iyimserlik üzerinden yola çıktığınızda en büyük vaka 63. 2004 keza aynen öyle. Şimdi sorun şurada. Kıbrıs çatışmasının tarihine bir bakacak olduğunuzda Kıbrıslı Türklerin gidip de benzer şekilde zaten nüfusça az bir de gidip güneyde bir ortak güneyde yani kuzeyde biziz, güneyde de ortak Rumların eleştirisi buydu. Bunu yapmayacak Kıbrıslı Türkler belli yani. Böyle kimsenin bunu yapacak hali yok. Gitse bile orada çok küçük bir azınlık olur. İsa Mesih okunmaz. Ama tersi şimdi bunun tersiyle karşı karşıyayız. Yani güneyde Rumlar tamamen hakim duruma. Kuzeyde de ortak. İşte bu oturma hakkıyla, bu yasal ikamet izniyle vesaire. Yerel yönetimlerde olsun vesaire. Bu iki kesimliliğin tam bir kemirilmesidir. Bu tehlikelerle dolu bir yaklaşımdır. Buna özel bölgeleri de ekleyin. Federal olmasını talep ettiği Kıbrıs Rum tarafının ne bileyim tarihi eserler, dini yerler, şunlar bunlar UNESCO'ya verilmesini istedikleri bir takım yerler var. Yani onların işte sit alanı ilan etmesinin istendiği. Yani bütün bunlara bakıldığında iki kesimlilik olayı sulandırılmış olur ve bu geleceğe yönelik bazı tehlikelerin tohumlarını taşır. Sayın Vedat Çelik dün programımızdaydı. Kendisi aslında Rumların bir dün değil evvelsi gün programımızdaydı.
federal bir üniter devlet peşinde olduğunun aslında böyle bir tanımlaması yapmıştı. İlk defa duydum aslında. Üniter federal devlet dedi. Rumların hayali bu. Gerçekten bir çelişkilere işaret etti. Bunun bir hayal olmadığı belli. Yani bu 60'ta daha masaya oturulurken Makarios'a sen şunu imzala, sonra yapacağını yaparsın şeklinde telkin verildiğini hepimiz biliyoruz ya da okuyanlar bilir. Makarios iki toplumu birleştirip federal bir devlet kurmak, birleşik bir Kıbrıs kurmak için kurmadı. Ondan çok daha sonra Papadopoulos, Güney'in lideri, Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben devleti paylaşmam dedi. Evet. Ben devleti paylaşmam dedi. Yani alacaklarım karşısında. Christofias'ın refahı da paylaşmam dedi. Keza gözyaşları ve buna benzer daha niceleri. Bugün yani umarız o gerekli değişiklik oldu Güney'de ama baktığımızda bunu görmüyoruz. Bunun yeterli düzeyde olabileceğini göremiyoruz. Ne yazık ki şu an itibariyle sinyaller böyle ve hala bu zihniyete aslında çok iyimser bakarak bazı hatalar yapılabileceği ya da bazı handikapların doğal olarak ortaya çıkabileceği endişesi hakim Türk tarafında. Efendim çok teşekkür ederiz. Belki daha konuşabilecek çok konu var ama bu kadar süresi sığdı. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz mesajlar önemlidir. Biz de süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz sizler gibi. Olup biteni konuşmaya devam edeceğiz. Size çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sağ olun. Efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, odak noktasında biz Zahilan Süre'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.